Merhaba. Sigorta sektörü 2018'in 9. ay sonu itibariyle olan bazı genel durum değerlendirmesine bakabiliriz sigorta sektörüyle ilgili olarak. Henüz senenin tam kapanmış verileri olmamakla birlikte sigorta sektörü için bir evvelki yılla 2017 ile mukayese ettiğimiz zaman bildiğiniz üzere sektörün ana branşlarından biri olan motor branşı dediğimiz trafik ve kasko branşları bakımından ağırlıklı olarak yer alan branşlara baktığımızda 2017 senesine göre sektörde özellikle trafik branşında biraz daha taşların yerine oturdu, daha rahatlamanın olduğu ve bu paralelde daha rahat bir üretimin yapıldığı bir süreç yaşadık. 2017 senesinde biliyorsunuz iki tane önemli olay oluşmuştu. Bir tanesi Nisan ayında ve arkasında da yine aynı yılın Ağustos'unda ortaya çıkan tavan fiyat ve havuz konuları idi. Bu branşlarda bu konulardan dolayı 2017 senesinde bazı sıkıntılar yaşanmıştı. Yani özellikle kamunun ve halkın çok ilgilendiği bir branş olan trafik, 16 milyondan fazla insanı ilgilendiren bir branş olması vesilesiyle bu poliçelerin belli bir tarifeye bağlanmasından, serbest tarifeden çıkarak tarifeye bağlanması nedeniyle regülatörün isteği doğrultusunda ilk başta 2017'nin ikinci yarısından itibaren bazı prim üretiminde ve yazılmasında sıkıntılar olmakla birlikte 2018'de bu sıkıntılar sona erdi ve sigorta sektörü özellikle ana branş olan trafikte aşağı yukarı Eylül sonu itibariyle %26'lık bir büyüme sağladı. Bu rakam göz ardı edilebilecek bir rakam, oldukça önemli bir rakam. Belki de reel enflasyonun birkaç puan üzerinde olarak değerlendirilebilir Eylül ayı itibariyle. Onun dışında sektörün ortalama olarak büyüdüğü diğer bir branşta sağlık branşı olarak söyleyebiliriz. Sektör ortalaması genel olaraktan klasik sağlık, tamamlayıcı sağlık, yabancı sağlık ve seyahat sağlık, her türlü sağlık ürününü dahil edecek olursak bu havuzun içerisine ortalama sektörün büyümesi de %23 gibi bir oranla Eylül 2017-2018 mukayesesiyle oldukça yani elde tutulabilir bir oranda büyüdüğünü görmekteyiz. Bunun dışında 2018 senesi içerisinde sektörün en önemli sıkıntılarından birisi yangın branşında oldu. Yangın branşında Eylül sonu verilerine göre %16-17'lik bir sektör büyümesi görülmekte. Ve bu da gerçekten belki reel enflasyonun altında kalan, diğer iki demin bahsettiğimiz branşa göre altında kalan bir büyüme olarak değerlendirilebilir. Bir diğer sıkıntılı branş da kasko branşı oldu ve bu şekilde kapanacağı benziyor 2018 senesinde. Yangın branşında maalesef rekabet, özellikle de bahsettiğim yangın ve kasko branşında yoğun bir rekabet söz konusu. Bugün yangın üretimi yapıldığında özellikle KOBİ ve daha büyük ölçekli endüstriyel yapıların yangın sigortalarının yapılmasında rekabetten dolayı sadece geçerli olan deprem tarifesi fiyatıyla üzerine yangın ve ek teminatların hemen hemen prim alınmaksızın sadece depreme dayalı bir underwriting anlayışı içerisinde yürütülmesinden dolayı bana göre büyük bir zorluk ve büyük bir sıkıntı var yangın branşında. Çünkü zaten zorunlu deprem tarifesi olaraktan belirtilmiş olan deprem bölgelerine göre tespit edilmiş olan deprem regleriyle yapılan primler, elde edilen primler zaten bir gün depremin olması nedeniyle, olacak olması nedeniyle veya beklenen deprem nedeniyle bunların hepsi rezerv olarak ayrılan deprem primleridir. Yabancı rasyonlara giden ve üzerimizde tuttuğumuz kısımlarla ilgili olarak bahsedecek olursak. Dolayısıyla yangın branşıyla ilgili yangının risklerin gerçek ölçülerine göre bir underwriting yapılamaması ne yazık ki yangın branşında bir kayba ve erimeye sebebiyet vermekte. Ayrıca zaten bunun bir yansıması olarak bilindiği üzere özellikle 2018'in ikinci yarısında oluşan ekonomik dalgalanma çerçevesinde iş krizlerinin olması, bazı sektörlerin durur noktaya gelmesi çerçevesinde belki fabrika sahiplerinin veya tesis sahiplerinin konsantrasyonunun da bozulması çerçevesinde tesislerine olan ilgi bakımından
bugüne kadar benim sigortacılık hayatımda görmediğim kadar çok sayıda yangın ihbarı oluşmaya başladı. Özellikle riskli business grup dediğimiz işlerde, yani bunlar bilinen gruplar zaten, tekstil, plastik, kimya, boya ve benzeri sektörlerde bu hasarların giderek arttığını görmekteyiz. Ve şaşırtıcı şekilde son dönemlerde günde 3-5 büyük ihbar sektör alır hale geldi. Bunların bir şekilde çok dikkatli şekilde incelenmesi gerekmekte. Tabii ki burada sigorta sahiplerine, tesis sahiplerine de büyük işler düşmekte. Çünkü genellikle sigorta sektöründeki tüm şirketlerin bir risk mühendisliği kadrosu var. Ve genellikle sigortalanmadan hemen riskler risk mühendisliği tarafından görülerek değerlendirilmeye tabi tutuluyor. Burada aslında bu risk mühendisliğinin önermiş olduğu, alınması çok elzem olan ve çok bazıları çok basit önlemlerle riski bertaraf edebilecek olan önlemlerin alınmasıyla da risklerin azaltılması söz konusu olabilir. Burada da işletme sahiplerinin bu alınması gereken önlemleri alma konusunda çok duyarlı olmaları önem taşıyor diyebiliriz. Kasko tarafına bakacak olursak yine 2018'in ikinci yarısından itibaren yoğunlaşan aşırı rekabet çerçevesinde burada da sonuçlar terse dönmeye başladı ve teknik karlılık esas itibariyle kasko branşında da genellikle sektörün birçok sektörün tümünü etkileyecek boyutta zarara dönüşmeye başladı. Özellikle hep söyleniyor ve konuşuluyor. Ekonomik dalgalanmanın getirmiş olduğu döviz kurlarındaki artıştan kaynaklı maliyet artışları, tamirat, tamir yedek parça ve benzeri alanlarda sigorta şirketlerini gerçekten çok olumsuz şekilde etkiliyor. En az şu ana kadarki yansıması, bizim bugün Kasım ayı itibariyle gördüğümüz yansıma 25 puan, yani %25 üzerinde bir negatif etkilenmeye maliyet artışı bakımından getirdiği görmektedir diyebiliriz. Bu anlatımların çerçevesinde doğa sigortanın durumuna bakacak olursak 2017 senesinde doğa sigorta prim üretiminde toplam 9. sırada kapatmıştı. Ana fikir olarak doğa sigorta yöneticileri olarak tabii ki prim üretiminde ilk sıralarda olmanın önem taşımasıyla birlikte en önemli olan noktanın sürdürülebilir büyümenin ve karlılığın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 2018 ve 2019'da da bakış açımız bu şekilde olacak. Yani sürdürülebilir büyüme, sürdürülebilir karlılık ve iyi operasyon yapma, müşteri memnuniyetinin arttırılması yönünde çalışmalarımız olacak. 2018'in Eylül sonlarına kadar, Eylül sonundaki rakamlarına bakacak olursak, sektör büyümesinin toplamda Eylül son itibariyle 19 olarak söylemiştik. Doğa sigortada da yaklaşık 15-16 mertebesinde bir büyüme var. Bu büyümenin sektör ortalamasının birkaç puan altında kalmasının önemli sebebi bilinçli olarak bizim tarafımızdan tespit edilmiş ve bilerek yapılmış olan bir gerileme puanıdır. Bu da trafik üretiminin belli boyutta, belli bir ölçüde bir dengeye oturtulmasından kaynaklanmaktadır. Bunun dışında bizim 2018 senesi içerisinde en büyük atak yaptığımız branşlardan birisi sağlık branşıdır. Demin bahsetmiştim. 2018 Eylül sonu itibariyle sektörün sağlık branşında ortalama büyümesi 23 iken doğa sigorta 65 ortalama oranında bir sağlık branşında büyüme sağladı. Burada da sağlık sigortalarına biz doğa sigorta olarak 2016'da girdik. Ürünlerimizi ilk defa o zaman çıkardık. Bu branşın içerisinde klasik sağlık sigortası yapmıyoruz. Klasik sağlık yok ama onun dışındaki tamamlayıcı sağlık, yabancı sağlık ve seyahat sağlık da gayet iddialı bir şekilde piyasada varız ve bunu sürdürüyoruz. Ve iki yıllık geçmişe bakıldığında gerçekten bana göre önemli atılımlar, yani önemli gelişmeler kaydettik diyebilirim. Bu %65'lik büyümede en önemli olan ürünlere şöyle bir bakacak olursak, bu kadar kısa süre içerisinde tamamlayıcı sağlıkta yaklaşık 20 bin sigortalıya geldik. 20 bin adet tamamlayıcı sağlık sigortalısı var. Ve yaklaşık 50 bin de yabancı sağlık sigortası yapmış bulunmaktayız. Bir yıllık süre içerisinde dönüşüm sağlayan da yaklaşık 110 bin tane de
seyahat satıcısı yapmış durumdayız. Tabii ki bunlar şirketimizin sağlık branşında var olduğunu ve daha iyi iddialı bir şekilde ilerlemekte olduğunu gösteriyor. 2019 senesinde de daha ileri düzeyde yazılım programlarımız ve kadromuzu genişletmek suretiyle sağlık branşında ilerlemeyi planladığımız ve kalıcı olmayı planladığımız ana branşlardan birisi olacak. Sağlık branşı. Çok önemsediğimiz bir branş. Ve anlaşmalı hastane ve kurumlar bazında da bu branşta gerçekten çok etkin bir network'ümüz olduğunu söyleyebilirim. İstanbul'daki bütün hastaneler, bilinen bütün hastanelerle çalıştığımız gibi ayrıca bazı daha fazla isim yapmış olan hastaneler ile de poliçemizin ilave bir primle A+ adını verdiğimiz bir ürünle tamamlayıcı sağlıkta o hastanelere de geçiş yapma imkanı söz konusu oluyor. O bakımdan esnek ve her türlü hastaneyle çalışabilme olanağını sağlayan bir yapımız var sağlık, tamamlayıcı sağlık branşında. Bunu ifade edebilirim. Onun dışında önemsediğimiz en önemli konu 2018 senesinde sektörün demin bahsetmiştim yangın branşındaki ortalama büyümesi 17 iken doğa sigorta %24 olarak büyüdü yangın branşında. Motor branşı dediğimiz trafik ve kasko sigortalarında şirketimiz belli bir boyutta ve uzmanlaşmış bir şekilde ilerlerken esas itibariyle ağırlığımızı yani motor branşındaki büyümemizi korurken ve belli bir dengede tutarken esas itibariyle sağlık, yangın, mühendislik, nakliyat, sorumluluk, ferdi kaza gibi ürünlerde de dengemizi ve prim üretim ağırlığımızı, oranlarımızı arttırarak sürdürmek ana düşüncemiz 2019 senesi içinde. 2018'de de bunu kısmen yapmaya çalıştık ama yaptık ve başardık fakat 2019'da ağırlığımız haline gelecek. Ana hedeflerimiz arasında yer alacak. Yangın branşında özellikle DASK ve COBİ dediğimizde orta ve küçük ölçekli işletmelerin yangın alanındaki yangın konusundaki konularına ağırlık veriyoruz. Ve onun dışında her türlü AVM, otel ve ortak alanlar ve tüm alanlarda kar kaybı sigortalarında, yangın branşının alt tarafı, alt branşı olan kar kaybı sigortalarında da faaliyetimiz sürmekte. Ve şirketimiz 2019 senesinde de demin de söylediğim gibi motor ve motor dışı branşlardaki oranı ve porsiyonu daha dengeli bir hale getirerekten büyümesi ana ilke ve prensibimiz olacak.